Arkadaşlarım merhaba. Kurtuluş Savaşı'nın en can alıcı noktasında kalmıştık geçen dersimizde. Şimdi bu önemli yerden konumuzu ilerleteceğiz. Yani savaşı bu derste artık bitireceğiz arkadaşlar. Hatırlarsanız 1. ve 2. İnönü Savaşları'nı inceledik. Sonuçları üzerinde durduk. Ve bu iki savaşta da TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun başarı kazandığını da görmüştük. Bu başarı arkadaşlar hem halkın meclise olan güvenini arttırıyor, hem ordunun kendine olan güvenini sağlamlaştırıyor, hem de Yunanlıları İngilizlerin karşısında çok zor bir duruma sokuyor. Çünkü biliyorsunuz Yunanları Anadolu'ya gönderip Türklerin üzerine saldırtan İngilizlerdi ve beklentileri vardı biliyorsunuz, ama Yunanlılar iki kez üst üste İngilizleri hayal kırıklığına uğratıyorlar. Ve bundan sonraki süreçte de arkadaşlar yine bu başarısızlık devam edecek Yunanlar adına, ama arada bir savaş dışında. Hangi savaştan bahsediyorum? Kütahya Eskişehir Savaşı. Şimdi arkadaşlarım bu savaşın başlangıcı ilginç, çünkü İki kez üst üste başarı kazanan Türk ordusunda bazı komutanlar, tüm komutanlar değil ama bazıları artık bu işi saldırıyla bir an önce bitirmeyi düşünecekler. Fakat ordunun daha saldırı gücüne erişmediğini hesaba katmayacaklar. Böyle bir Aslıhanlar, Dumlupınar'da bir saldırı girişiminde bulunacaklar ama bu fiyaskoyla sonuçlanacak. Neden? Çünkü daha o güce ulaşmadığı için ordu Yunan ordularının işte bir şekilde Türk ordusunun üzerine gelmesiyle geri çekilme başlayacak. Bunu fark eden Yunan ordusu da hemen bir saldırı başlatacak. Bakın arkadaşlar, bu üç savaşımızda nasıl savaşlar? Savunma savaşları. Kütahya Eskişehir Savaşı da arkadaşlar çok büyük bir yenilgiyle sonuçlanacak. Çünkü Yunan ordusu Türk ordusunun zayıf noktalarını görecek ve bu zayıflıklardan yararlanacak ve ordu neredeyse Sakarya Nehri'ne kadar çekilmek zorunda kalacak. Şimdi arkadaşlar, Yunan ordusu Polatlı'ya kadar geldi. Polat da Ankara'ya çok yakındı biliyorsunuz. Ankara Meclisi bünyesinde barındıran şehir. Bu yüzden mecliste bir takım tartışmalar da başlıyor. İşte nerede bu komutan, bu orduna ne yapıyor Yunanlılar, meclisi basabilir, biz meclisi Kayseri'ye taşıyalım gibi bir takım çatlak sesler de çıkmaya başlıyor meclisin içinden. Hemen bu noktada arkadaşlar ne olacak? Mustafa Kemal devreye girecek ve mecliste yaptığı bir konuşmayla ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi kararını alacak. Bu noktaya gelene kadar arkadaşlar o kadar fazla yer kaptırılıyor ki Yunanlar, işte Eskişehir, Kütahya gidiyor. Dediğim gibi Polatlı'ya kadar gelmiş durumda Yunanlılar. O yüzden de Mustafa Kemal mecliste yaptığı konuşmayla hem orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna alacak, hem başka önlemler de alacak. Şimdi bu önlemleri görelim. Kütahya Eskişehir yenilgisinin etkisini azaltmak ve bir sonraki mücadeleye orduyu hazırlamak için alınan önlemler. Birincisinden bahsetmiştim. Ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi. Arkadaşlarım, bunun amacı ne olarak nitelendirilebilir? Hem orduya zaman kazandırmak, hem kayıpları azaltmak, hem de Yunanlıları pek de bilmedikleri mevzilere çekerek Yunan ordusundaki kayıpları arttırmak hedeflenmiştir. İkinci bir önlem, Mustafa Kemal'in düşüncesinde olan önlem. Arkadaşlar, tekalifi milliye kararlarının çıkartılması. Ne demek tekalifi milliye emirleri ya da kararları? Bu şu arkadaşlar, denilecek ki halk elinde bulunan işte iki çarığından birini, iki çorabından birini, iki öküzünden birini, yani yiyeceklerinin büyük bir kısmını %40 oranında bazen orduya verecek. Elindeki silahların tümünü orduya verecek. Motorlu taşıtı varsa ayda en az 100 kilometre cephane taşıyacak. Esnaf ve zanaatkarlar hiçbir ücret almadan işte top dökülmesi, mermi yapılması, silah yapılması gibi bir takım işlerde çalışacaklar. Bütün bunların amacı nedir arkadaşlar? Tekalifi milliye emirlerinin amacı
Ordunun ihtiyaçlarını halk tarafından karşılamak. Çünkü başka bir kaynak yok arkadaşlar. Bir ordu yoktu biliyorsunuz. TBMM hem orduyu kendi bağrından var etti, yoktan var etti. Hem de ihtiyaçlarını karşılamak için bu noktada ne yapıyor? Halktan yardım istiyor. Çünkü bu mücadeleyi halk kendisi, kendi başına, kendi kaynaklarıyla ancak gerçekleştirebilecek. Bir başka önlem daha arkadaşlar. Bu çok ses getirecek, çok tepki toplayacak bir önlem. Mustafa Kemal Başkomutanlık Yasası ile meclisten yetki isteyecek. Nasıl yetki? Hem askeri yetkiler, ordu komutanlığını isteyecek, hem de 3 ay süreyle meclis yetkilerini isteyecek arkadaşlar. Şimdi meclis yetkileri deyince hangi yetkiler geliyor aklımıza? Yasama, yürütme ve yargı yetkileri. Zaten üçü de meclise toplanmamış mıydı? Birinci TBMM'de hatırlarsanız güçler birliği ilkesi kabul edilmişti. İşte Mustafa Kemal bütün bu yetkileri de kendi bünyesinde toplamak istiyor. İşte bu yüzden bu yasa çok büyük tepki toplayacak. Özellikle mecliste birinci grup, yani müdafaa hukukçulara muhalif olan ikinci grup milletvekiller çok itiraz edecekler. Bunu engellemeye çalışacaklar. Hatta Mustafa Kemal'i tüm yetkilerini de toplayıp işte bir şekilde acaba saltanat mı getirecek şeklinde söylentiler bile yaymaya başlayacaklar. Ama tüm bu engellemelere rağmen Mustafa Kemal bir şekilde meclisteki muhalifleri ikna edip başkomutanlık yasasıyla yetkileri kendisi alacaktır. Böylelikle uzun bir zamandan beridir, Amasya genelgesi sonrasından beridir sivil olan Mustafa Kemal ne yapacak? 1921'de yeniden askerlik görevine dönecektir. Evet arkadaşlarım, şimdi bütün bu kararlar alınıyor ama özellikle tekalifi milliyenin uygulanabilmesi için bir yaptırım olması gerek. Bu yasanın uygulaması için de daha önce meclise karşı ayaklanmalarda kurulan istiklal mahkemeleri yeniden kurulacak bu yasayı uygulayabilmek için. Evet arkadaşlarım, bu önlemler karara bağlanıyor mecliste ama daha uygulamaya konulmadan çok kısa bir süre sonra Yunan ordusu Kütahya Eskişehir'de elde ettiği başarıyı pekiştirmek için, artık Türk ordusunu tamamen etkisiz kılmak için yeniden bir saldırı girişiminde bulunuyor. Ve hemen arkasından ne gelecek? Sakarya Meydan Savaşı. Arkadaşlarım, Sakarya Savaşı bir savunma savaşı şeklinde başlayacak ama 2 haftalık bir savaştır zaten. İkinci haftayla birlikte, Eylül ile birlikte Türk ordusu ilk kez saldırı gücüne ulaşacak. Bu çok önemlidir. Savunmadan ilk saldırıya geçiş. Çünkü Türkler 2. Viyana'dan beridir sürdürdükleri geri çekilmelerini Sakarya'yla saldırıya, taarruza dönüştürebileceklerdir. Sakarya Savaşı'nda arkadaşlar Türk ordusunun büyük bir başarısı söz konusu. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal çok önemli bir savaş taktiği uygulayacak. Neydi o? Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır ve memleketin her köşesi vatandaş kanıyla sulanmadıkça bu mücadeleden vazgeçilmeyecek, vatan düşmana terk edilmeyecektir der. Ve gerçekten de bütün vatanın birlikte savunulması başarı getirecektir. Sakarya Savaşı sonrasında arkadaşlar İki önemli antlaşma var. Çünkü başarıyla sonuçlanmıştı. Bunlardan biri Kars Antlaşması. Sovyet Rusya'nın gözetiminde Azeriler, Gürcüler ve Ermenilerle yapılan antlaşmadır. 13 Ekim 1921'de imza edilir. Bu antlaşmayla arkadaşlar artık Doğu sınırı kesinlik kazanmış olur. Evet, doğrusunu da hatırlarsanız bir ödünümüz vardı. O da Batum, Moskova Antlaşması'na Gürcistan'a verilmişti. Bir antlaşma daha imzalanır bu savaş sonrasında. Ankara Antlaşması. Geçen dersimizde bunun üzerinde durmuştuk. Güney Cephesi savaşlarını bitiren antlaşmaydı bu. 20 Ekim 1921'de imzalanıyor. Hatırlarsanız burada da bir ödün vardı. Hatay. Hatay ödünü dışında tüm işgal ettikleri yerleri Fransızlar
boşaltmışlardı. Yani bir ödünle neyi tanımıştı Fransızlar? Misak-ı Milli'yi. Evet sevgili arkadaşlarım, Sakarya Savaşı sonucundaki başarılar da bunlar. Şimdi Sakarya Savaşı'ndan sonra bir yıl boyunca bir bekleme süreci var. Ağustos 1921'den Ağustos 1922'ye kadar geçen süreç. Şimdi bu süreçte acaba neler yaşanılacak? Şimdi bir yandan bu alınan önlemler uygulanmaya başlıyor. Orduya saldırı eğitimi verilmeye başlanıyor. Tekalifi milliye ile ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılıyor ve Rusya'dan yardım da geliyor. Ama bütün bunlar büyük bir gizlilikle yapılıyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız fırtına öncesi sessizlik. Neden büyük bir gizlilik? Mustafa Kemal en yakınındakilere bile büyük saldırının tarihi hakkında bir şey söylemiyor. Çünkü düşüncesi şu, Yunanlıları hiç beklemedikleri bir anda ansızın yakalayıp bu işi artık tamamen bitirip düşmanı denize dökmek düşüncesinde. Ama bu arada İtilaf Devletleri barış görüşmeleri yapıyorlar. Ve bu barış görüşmelerini TBMM'ye de çağırıyorlar ve TBMM temsilci gönderiyor. Acaba neden? Cevabı şu arkadaşlar. Hani bir şekilde dikkat çekmeden hem biz barıştan yanayız, barışı sağlamak istiyoruz, uzlaşmadan yanayız deyip bir yandan da gizli gizli saldırıya hazırlanmak. Ve arkadaşlarım Ağustos'un başlarına geldiğinde 1922'de artık saldırı tarihi aşağı yukarı belli oluyor. Ve 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz başlıyor. Evet arkadaşlarım. Büyük taarruzla birlikte ne olacaktır? Yunan ordusu üzerine saldırı başlayacak ve arkasından başkomutanlık meydan savaşı gerçekleştirilecek. Bizzat Mustafa Kemal'in yönettiği savaş ve bu savaş sonrasında arkadaşlar ilk olarak işte 9 Eylül'de, 2 Eylül'de Uşak, 9 Eylül'de İzmir ve 18 Eylül'e gelindiğinde bütün Batı Anadolu düşmandan temizleniyor. Ve ne olacaktır? Kurtuluş mücadelesinin askeri dönemi biter. Yerine ne başlayacaktır artık? Diplomasi dönemi. Ve bu mücadeleyle yani başkomutanlık meydan savaşı sonucunda Ege'deki Yunanlar tamamen Ege'den çıkarılmıştır. Ama bu tüm Anadolu'daki, tüm yurttaki düşmanların yurttan çıkarılması anlamına gelmez. Çünkü daha hala İstanbul'da İngiliz ve Fransızlar, Fransızların tabii Ankara Antlaşması sonrasında temsilcilerini tek tek çekmesi söz konusu. Bunun yanı sıra Trakya'da hala Yunanlılar yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımızda başkomutanlık meydan savaşı sonrasında daha barış tam sağlanabilmiş değil. Ordu yavaş yavaş İzmir'den yani Ege'den Boğazlara doğru yol almak durumunda. Şimdi iki seçenek var TBMM'nin önünde. Ya barış yoluyla, uzlaşma yoluyla İngilizleri İstanbul'dan çıkmaya ikna edecek. Yunanları da Doğu Trakya'dan ve barış yapılacak ya da bu başarılı olmayacak ve ordu İstanbul'a doğru yürüyerek bir İngiliz savaşı ortaya çıkacak. Bir İngiliz-Türk savaşı kaçınılmaz gibi görünecek. Şimdi bu noktada arkadaşlar ne TBMM ne İngiltere böyle bir savaşı göze alabilecek durumda değil. Çünkü TBMM tüm kaynaklarını Yunanlara karşı büyük taarruzla kullandı. İngiltere'ye gelince, İngiltere de eskisi kadar çok da güçlü değil. Neden? Çünkü artık sömürgelerinden yardım gelmiyor. Sömürgeler de, dominyonlar da bağımsızlık mücadelesi başlattı. Fransızlar gitti, İtalyanlar gitti, artık İngilizler yalnız. İngiliz kamuoyu, halkı, İngiliz halkı baskı yapıyor. Artık bu savaşı istemiyor. Çünkü İngiliz ticareti zarar görüyor. Sürekli tüccar İngilizlerin Orta Doğu'daki, Akdeniz'deki çıkarları zarar görüyor. Onun dışında arkadaşlar bu mücadeleye baktığınızda Türk ordusunun başarı kazanması da İngilizleri bir arada bir anlamda korkutuyor. Bir de Mustafa Kemal'in küçük bir oyunu da var bu noktada. Nasıl?
Eğer barış sürecini başlatmazsa bir İngiliz savaşını göze alacağını ve bu savaşta da Rusya'nın yardıma geleceği konusunda İngiltere'yi ikna edecek, İngiltere'yi köşeye sıkıştıracak. İngiltere de bunu kabul etmek durumunda kalacak. İşte bu yüzden de köşeye sıkışan İngiltere Mudanya ateşkesini kabul etmek zorunda kalacak. Evet arkadaşlarım, Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922'de imzalanan antlaşmadır. Tarafları kimler? İngiltere, Fransa, İtalya ve TBMM'dir. Bu görüşmeler yapılırken, Mudanya'da yapılırken İstanbul hükümeti yani Osmanlı Devleti ve Yunanistan bu görüşmelere katılamamışlardır. Neden? Artık arkadaşlar, İstanbul hükümeti Türk halkının temsilcisi değildir. Bu savaşı yapan İstanbul hükümeti değildir ve bu toplantıya katılamaz, çağrılmaz. Yunanistan için ise durum nasıldır? İngilizler birçok savaşta Yunanlara güvendiler ama her savaşta, Kütahya Eskişehir hariç, her savaşta Yunanlılar İngilizleri hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu yüzden de artık İngilizler ne diyecek? Siz şöyle bir kenara çekilin. Biz kendi çıkarlarımızı kendimiz koruruz diyecekler ve konferansa Yunanlılar katılmayacaktır toplantıya. Evet arkadaşlarım. Şimdi bu toplantıda acaba bu antlaşmada hangi kararlar alındı? Bir kere en önemli maddelerinden biri İstanbul ve Boğazların İstanbul hükümetine değil TBMM'ye bırakılması. Bu çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü artık bu maddeyle kesinlikle İstanbul hükümetinin muhatap olarak alınmadığı, TBMM hükümetinin dikkate alındığını görüyoruz. Bu da nasıl yorumlanacak arkadaşlar? İstanbul hükümetinin ya da işte Osmanlı Devleti'nin artık bir anlamda hukuken sona erdiği. Arkadaşlar bu önemli. Üç adımda Osmanlı Devleti ortadan kalkacak. Montrose'un 7. maddesiyle fiilen ortadan kalkmıştır. O işgal maddesiyle. İkinci olarak Mudanya Ateşkesi'nde İstanbul ve Boğazların TBMM'ye bırakılmasıyla Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Üçüncü adımda da 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti resmen kalkacak, tarih sahnesinden silinecektir. Evet arkadaşlarım, başka maddeler de var TBMM'ye de bir şekilde beraber kararlaştırılan, kabul edilen. Mesela nedir arkadaşlar? İşte Yunan askerlerinin Doğu Trakya'dan çekilmesi, işte 15 gün içerisinde bu toprakların İngilizlere terk edilmesi ve 30 gün içerisinde de bu toprakların İngiliz temsilcilerinden Türk tarafına teslim edilmesi söz konusu. Bu maddeden de neyi çıkarıyoruz? Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Aynı İstanbul ve Boğazların kurtarılması gibi. Böylelikle artık Anadolu'da hiçbir yerde, hiçbir sınırların içindeki hiçbir yerde düşman askeri kalmamıştır. Onun dışında arkadaşlar yine diğer maddelerde işte bir süreliğine işte Boğazlar'da askerlerin bir noktaya kadar bulunabilmesi, barış antlaşmasına kadar tabii Türk askerinin işte Trakya çok fazla ilerlememesi. Hep dikkat ederseniz maddeler ne üzerine kurulu? Barış antlaşması imzalanana kadar ifadesi bulunmakta. Bu bize neyi gösteriyor? Bu Mudanya Ateşkesi'nin gerçek anlamda bir ateşkes olduğunu ve bu antlaşmanın kesin hükümler içermediğini gösterir. Şöyle bir Mondros'la Mudanya'yı karşılaştıralım isterseniz. Arkadaşlarım, Mondros ulusların eşitliği prensibine uymayan, Türk halkının yaşam şansı tanımayan ve bir barış antlaşması gibi kesin hükümler içeren bir ateşkes antlaşmasıdır. Ama Mudanya'ya baktığımızda burada özellikle İsmet Paşa'nın diplomasi yönündeki başarısıyla tamamen tarafların eşitliğine dayanan, Türk halkının haklarının savunulduğu ve geçici hükümler içeren tam bir
ateşkes antlaşmasıdır ki burada kesin karara bağlanmayan işte barış antlaşmasına kadar boğazlarla ilgili ya da Türk askerinin Trakya'da ilerlemesiyle ilgili olan maddeler nerede kesinlik kazanacaktır? Hemen ileride inceleyeceğimiz Lozan Barış Antlaşması'nda. Evet sevgili arkadaşlarım, Mudanya ateşkesinin de önemi bu. Şimdi arkadaşlar, bu Mudanya sonrasında yavaş yavaş barış görüşmeleri başlayacak. Barış görüşmeleri için bir takım hazırlıklar olacak. Şimdi biz bu konuları bir tarafa bırakalım. Çünkü bir sonraki dersimizde inceleyeceğiz. Lozan Barışı'nı, saltanatın kaldırılmasını. Şimdi bu konuyla ilgili olan sorularımızı incelemeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlarım, birinci sorumuz. Kütahya-Eskişehir savaşları sonrasında Mustafa Kemal, komutan ne kadar değerli olursa olsun, komuta ettiği askeri birlikler gerekli askeri niteliklerden yoksunsa eğer, ne o komutan ne de komuta ettiği birlikler başarı kazanamaz demiştir. Mustafa Kemal bu sözüyle 1. Kütahya-Eskişehir savaşlarını yöneten komutanları savunmuştur. 2. Kuvayi Milliye'yi yeniden kurmak istemiştir. 3. Ordudaki eksikliklere dikkat çekmeye çalışmıştır. Yorumlarından hangileri yapılamaz? Arkadaşlar gerçekten bu Mustafa Kemal'in bu sözü Kütahya-Eskişehir savaşları sonrasında söylediği sözleridir. Ve burada bir şekilde komutanları savunmuş, onların hatalı olmadığını göstermeye çalışmıştır. Bu yüzden birinci yargıya ulaşabiliriz. Üçüncü yargıda da ordudaki eksikliklere dikkat çekiyor. Demek ki askerlerin eğitimde bir takım eksiklikler var ki bunlar başarısızlıkla sonuçlandı. O yüzden askerlerin eğitimine daha çok önem verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ama ikinci yargıda Kuvayi Milliye'yi yeniden kurmak artık söz konusu bile değildir. Çünkü bir düzenli ordu vardır ve zaten savaşılan düşman düzenli bir ordu şeklindedir. O yüzden de ona karşı başarı kazanmak isteniyorsa düzenli ordunun çok daha iyi koşullarda eğitilmesi gerekmektedir. Bu yüzden doğru yanıtımız B seçeneğidir. İkinci soru. Kurtuluş Savaşı sırasında çıkartılan Tekalif-i Milliye emirlerinin temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A. Orduya saldırı eğitimi vermek. B. Ordudan kaçışları engellemek. C. Kuvayi Milliye'nin yerini doldurmak. D. Ordunun ihtiyaçlarını halk yardımıyla karşılamak. E. Mustafa Kemal'i başkomutanlığa getirmek. Arkadaşlarım, az önce incelediğimiz gibi Tekalif-i Milliye emirlerinin çıkartılmasının temel amacı halkın kaynaklarıyla ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Çünkü daha önce bahsettiğimiz gibi devletin zaten kaynakları yok. Zaten İstanbul hükümeti bu noktada hiçbir şey yapmıyor. Ordu zaten dağıtılmış. Halk kendi gücüyle, kendisine güvenerek ve kendi kaynaklarıyla bu mücadeleyi gerçekleştirecektir. O yüzden de doğru yanıtımız D seçeneğidir. Üçüncü soru. Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesiyle 1. Ordunun kayıplarını azaltmak. 2. Yunan ordusu ile uzlaşmak. 3. Zaman kazanmak. Hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir? Evet arkadaşlarım, Kütahya-Eskişehir savaşında büyük bir yenilgi alan Türk ordusunu Mustafa Kemal'in emriyle Sakarya Nehri'nin doğusuna çekmişlerdi. Bunda amaç neydi? Hem kayıpları azaltmak, hem zaman kazanmak, hem de Yunan ordusundaki kayıpları arttırmaktı. Bu yüzden arkadaşlar 1 ve 3. yargılar doğru cevaptır. Doğru yanıtımız C seçeneğidir. Ama 2. yargıdaki Yunan ordusuyla uzlaşma asla söz konusu değildir. Çünkü Yunanlılar Kurtuluş Savaşı'ndaki en büyük düşmanımız idiler. Evet 4. sorumuz. 1. TBMM'nin Mustafa Kemal'e başkomutanlık yasası ile hem başkomutanlık görevini hem de 3 ay süreyle meclis adına karar alabilme yetkisini vermesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? A. Meclisin ve dolayısıyla halkın Mustafa Kemal'e güven duyduğunun, evet,
böyle bir güven söz konusu ki bu yetkiler ilk 3 ay için veriliyor. Sonra 2 kez, 3 kez daha 3'er ay uzatılacaktır. B. Güçler Birliği ilkesinin uygulamadan kaldırılın. Hayır, aksine Güçler Birliği uygulanmaktadır. Ve bu 3 gücü de meclis adına kim kullanacaktır 3 ay süreyle? Mustafa Kemal. O yüzden doğru yanıtımız B seçeneğidir. C'de Milli Mücadele'nin tek elden yönetici. Evet, Mustafa Kemal olacak bu kişiyi tek elden yöneten. D'de Mustafa Kemal'in hızlı karar alıp uygulayabileceğini. Zaten Mustafa Kemal neden meclisten yetki istiyor? Amacı çok hızlı karar alıp orduyu toparlayıp bir an önce Yunanlara karşı başarılı bir mücadele verebilmek. D'de Mustafa Kemal'in askerlik görevine geri döndü. Evet, deminki dersimize değinmiştik. Mustafa Kemal 2 yıldan sonra ilk kez asker olabilecek bu yasayla. Yani doğru yanıtımız B seçeneği. 5. soru. 1. TBMM'nin istiklal mahkemelerini kurması 1. yargı, 2. yürütme, 3. yasama yetkilerinden hangilerini kullandığının göstergesidir. Şimdi arkadaşlarım hep bahsediyoruz. 1. TBMM Güçler Birliği ilkesini uygulamak durumunda kalmıştır. Zorunluluktan hızlı karar alıp uygulayabilmek için. Şimdi bu noktada 3 yetki de kullanması lazım. Örneklersek mesela istiklal mahkemelerini kurması, çünkü istiklal mahkemelerindeki 3 hakim nedir? Milletvekildir. Meclisin içinden çıkar. O yüzden meclis istiklal mahkemeleriyle yargı yetkisini kullanmıştır. Bir takım atamalar yaptığında meclis neyi yürütmüş olacak, neyi kullanmış olacak? Yürütme yetkisini. Yani hükümetin yaptığı işleri de yaptığı için yürütme yetkisini de kullanıyor olacak. Yasama gücü ise meclisin olağan zaten yetkisidir. Yasa çıkartmak, mesela hıyaneti vataniye kanunu ya da tekalifi milli emirlerin çıkartılması meclisin yasama gücünü kullandığının kanıtıdır. Şimdi sorumuza dönelim. Sorumuzda sadece istiklal mahkemelerini soruyor. O zaman istiklal mahkemelerini kurması sadece yargı yetkisini kullandığının göstergesidir. O yüzden doğru yanıtımız yalnız bir, yani A seçeneğidir. 6. soru. Türk ordusunun Sakarya Meydan Savaşı'ndaki başarısının ardından İtilaf Devletleri barış görüşmeleri başlatmışlardır. TBMM hükümeti bu görüşmelere temsilci göndermiştir. TBMM'nin böyle bir tutum izlemesinde, yani barış görüşmelerine temsilci göndermesinde, bir, İtilaf Devletleri ile barış antlaşması imzalamak, 2. orduya saldırı eğitimi verebilmek için zaman kazanmak, 3. İtilaf devletlerine barışçı olduğunu göstermek amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz. Arkadaşlarım, demin de belirttiğimiz gibi zaman kazanmak amaçtır. Her ne şekilde olursa olsun bunu yapmaya çalışmıştır meclis. O yüzden de saldırı için orduya eğitim verirken dikkat çekmesin. Hedef saptırmak için de ne yapmıştır? Görüşmelere temsilci göndermiştir. İtilaf devletlerine barış olduğunu gösterme düşüncesi de var. Yine bu tabii zaman kazanmakla ilgili, herhangi bir savaşa, bir saldırıya hazırlandığı izlenimini uyandırmaması gerekmektedir. Ama bir de İtilaf devletleriyle barış antlaşması yapılması amacıyla temsilci gönderilmiyor. Çünkü İtilaf devletlerinin önereceği barışın seyirden pek de farklı olmayacağı ortadadır. O yüzden de arkadaşlar doğru yanıtımız A seçeneğidir. 7. soru. Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921'de imzalanan, sonrasında sonucunda 1. Hatay'da Fransız mandası altında özerk bir yönetimin kurulması, 2. Fransızların misak-ı milliyi tanıyarak Anadolu'dan çekilmeleri, 3. Fransa'nın TBMM'yi resmen tanıması gelişmelerinden hangilerinin TBMM'nin uluslararası alandaki etkinliğini arttırdığı savunulabilir? Arkadaşlarım, birinci yargıdaki Hatay'da işte Fransız mandası altında özerk bir yönetimin kurulması tabii ki TBMM'ye artı puan getirmez. Saygınlığını arttırmada bir katkısı yoktur. Ama misak-ı milliğinin, TBMM'nin tanınması oldukça büyük başarılardır. Bu yüzden de doğru yanıtımız 2 ve 3 yargılarının bulunduğu E seçeneğidir. 8. soru. Sakarya Savaşı sonucunda Sovyet Rusya gözetiminde Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile Kars Antlaşması imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu antlaşmanın TBMM'ye sağladığı yararlardan biri olduğu söylenebilir?
A. İngiltere ile barış sürecine girilmesi. Hayır, bu antlaşma Rusya ile ilgili. B. Yunan ordusunun Anadolu'dan çekilmesi. Yine bu süreçte ilgisi yok. Çünkü bu tamamen Rusya ile yapılan bir antlaşma. C. Doğu sınırının kesinlik kazanması. Doğru cevabımız budur. Arkadaşlarım, Doğu sınırının çizilmesinde 3 aşama vardır. 3 antlaşma vardır. Gümrü, Moskova ve Kars. Kars antlaşmasıyla artık bu sınır kesinlik kazanmıştır. Bu yüzden de doğru yanıtımız C seçeneğidir. Batum'un geri alma söz konusu değildir. Artık Batum Gürcistan'ındır. Kurtuluş mücadelesinin cephe döneminde henüz daha Kars'ta bitmez. Çünkü bir büyük taarruz vardır önümüzde. 9. soru. Sakarya Savaşı'ndan sonra bir yıl beklenmiş ve büyük taarruz ancak 26 Ağustos 1922 tarihinde başlatılabilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında bir, ordunun eksikliklerinin uzun sürede karşılanabilmesi, iki, orduya saldırı eğitimi verilebilmesi için zamana ihtiyaç duyulması, üç, İtilaf devletleriyle uzlaşma yollarının aranması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz. Arkadaşlarım, demin de değindiğimiz gibi artık bu noktada büyük taarruzun olacağı aşamalarda savaşa, saldırıya hazırlık yapılırken Sevr gibi bir antlaşmanın imzalanıp artık İtilaf devletleriyle uzlaşma yolu aranması söz konusu bile değildir. O yüzden doğru yanıtımız yalnız 3, yani B seçeneğidir. Son sorumuz. Kurtuluş mücadelesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin İkinciye neden olduğu söylenemez. Yine birinci olay, ikinci olay soru tipi. A. Ayaklanmalar hıyanete vataniye kanunun çıkarılmasına neden olmuştur. Bunu konuşmuştuk. Böylelikle meclis bir şekilde yasama gücünü de kullanmıştı. B. TBMM'nin açılışı ulus egemenliğinin uygulanması. Evet, doğrudur. C. Birinci İnönü Savaşı Moskova Antlaşması'nın imzalanması. Evet, Birinci İnönü Savaşı'ndaki başarı sonrasında TBMM'nin kendisini ispatlaması ve Sovyet Rusya'nın da TBMM ile masaya oturup Moskova Dostluk Antlaşması'nı imzalaması söz konusu. D. Kars Antlaşması Afganistan'ın TBMM'yi tanıması doğru bir eşleme değildir. Çünkü Kars Antlaşması demin de söylediğimiz gibi Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'la imzalanmış ve doğu sınırını kesinleştirmiştir. O yüzden doğru yanıtımız D seçeneğidir. E'deki Mudanya Ateşkes Antlaşması İstanbul ve Boğazların TBMM hükümetine bırakılması sonucunu getirmiştir. Bu yüzden de arkadaşlar, dediğim gibi doğru yanıtımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili çözeceğimiz sorular bunlar, örnek sorularımız. Sizler de bunun benzeri birçok soru çözerek konunun pekiştirilmesini sağlayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.